Bugünkü videomuzda sizlerle beraber mimarların ve iç mimarların bilgisayarda kullanabilecekleri yazılımlardan bahsedeceğiz. Bu yazılımlar tasarım süreçlerinden görselleştirmeye, modellemeden sunuma kadar birçok noktada size kolaylık sağlar. Bizim de güncel olarak kullandığımız ve faydalı olduğunu düşündüğümüz uygulamaları sizler için derledik. Haydi başlayalım. Öncelikle sizlerle çizim ve modelleme programlarına bakalım istiyorum. Tabii ki listenin başında AutoCAD var. AutoCAD rahatlıkla teknik çizimlerinizi yapabileceğiniz bir uygulama. AutoCAD'de rahatlıkla teknik çizimlerinizi yapabilir, plan kesit görünüşlerinizi ölçülü bir şekilde alabilir, imalat detaylarınızı çizebilirsiniz. Sadece mimarların ve iç mimarların değil, mühendislerin de sıkça kullandığı bir uygulamadır. AutoCAD'i daha çok iki boyutlu çizimler üzerinden konuşsak da içerisinde bir üç boyutlu arayüz de mevcut. Bu arayüzü çok fazla tercih etmesek de programın içerisinde ölçülü bir şekilde üç boyutlu çizimler yapabileceğiniz de aklınızın bir köşesinde bulunsun. Bir sonraki bahsedeceğim uygulama tabii ki 3ds Max. 3ds Max, mimarlar ve iç mimarlar olarak öğrenmeniz gereken en önemli modelleme ve görselleştirme aracıdır. İş ilanlarına baktığınızda bile en başta göreceğiniz uygulamalardan biridir. 3D Max sizlerden bir yeterlilik olarak istenir. Gelişmiş 3 boyutlu modelleme, görselleştirme ve animasyon özellikleri sayesinde aslına bakarsanız birçok sektörde de görebildiğiniz bir uygulamadır. Karmaşık ve detaylı modeller için biz de sıklıkla tercih ediyoruz. Aynı zamanda içerisinde yükleyeceğiniz V-Ray, Corona gibi eklentilerle beraber gerçekçi ve interaktif renderlar almanıza yardımcı olur ki buradan gerçekten fotoğraflarla ayırt edilemeyecek kalitede renderlar çıkarabiliyorsunuz. Bu şekilde 3 boyutlu modelleme araçlarından bir tanesi de SketchUp. SketchUp, kullanıcı dostu, hızlıca öğrenebileceğiniz bir uygulamadır. Ben de öğrencilik hayatımda programın temellerini yaklaşık yarım saat içerisinde öğrenmiştim. SketchUp, hızlı ve pratik çözümler için elinizin gidebileceği bir uygulama. Bu uygulamayı daha çok diyagram çözümleri gibi alanlarda da kullanabilirsiniz. Ama tabii ki daha detaylı modeller ve görseller oluşturmak istiyorsanız burada tercih edileceğiniz program 3ds Max olmalı. Bir diğer yazılımımız ise Revit. Revit, yapı bilgi modelleme yazılımı olduğu için sizler projenizi çizdiğinizde o sizin için kesitleri ve görünüşleri arka planda hazırlar. İçerisinde aktardığınız verileri, kapıları, pencereleri, döşemeleri, bunun metrekarelerini kendi içerisinde hesapladığı için bunları aynı zamanda proje organizasyonunda da kullanabilmenizi sağlar. Size verdiği bu veriler sayesinde sizler çizimi yaptıktan sonra tekrar geri dönmek zorunda kalmazsınız. Kaç tane kapı koydum, kaç tane pencere koydum bunları tek tek hesaplamak zorunda kalmazsınız. İçerisine girdiğiniz parametrik değerler sayesinde sizin hesaplamasını istediğiniz şeyleri de içerisinde yazarak siz de bir şeyler hesaplatabilirsiniz. Bu şekilde içerisinden metrajlar alabilirsiniz. Bu da müşteriye hızlı bir şekilde geri dönüş yapmanızı sağlar. Dolayısıyla Revit bence bir mimar için olmazsa olmaz bir programdır. Ki sadece mimarlar için değil, mimarların etki ettiği diğer mühendislik hizmetlerini de kullanabildiği bir uygulamadır. Revit'ten bahsetmişken Archicad'den bahsetmememiz de olmazdı. Archicad, Revit'e göre sadece mimarları etkileyen bir program. Bu da kendi içerisinde yapı bilgi modellemesine sahip bir program. Revit'le benzer yanları olmakla beraber Revit'in globalde de çok fazla kullanıldığını da unutmamak gerekir. Bu yüzden bu iki yazılım içerisinde benim tercihim Revit'ten yana olur. Rhino, serbest biçimli modelleme ve hassas 3 boyutlu tasarımlar için ideal bir programdır. Eğer bir benzetme yapmak gerekirse Zaha Hadid tarzı formları çizmek için Rhino'yu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Rhino'da çizdiğiniz bu modeli daha sonrasında doğru bir şekilde görselleştirmek için 3D Max'e atarak buradan görselleştirme sağlayabilirsiniz. Burada bizim çizdiğimiz modeli 3D Max'e atmamızın sebebi Rhino'nun görselleştirme işleminin 3D Max'e göre daha zayıf kalmasından kaynaklanıyor. Bir diğer uygulamamız ise Blender. Blender, açık kaynaklı ve ücretsiz 3 boyutlu bir modelleme ve animasyon programıdır. Erken aşama konsept geliştirme modellemelerinizi buradan yapabilirsiniz. Bizim için Blender daha çok animasyon özelliğiyle ön plana çıkıyor. Bir diğer uygulamamızın adı ise ZBrush. ZBrush daha çok oyun ve film sektöründe kullanılan bir uygulama. Oyun ve film sektöründeki karakterleri ve yaratıkları buradan çok rahatlıkla modelleyebilirsiniz. Bizler ise ZBrush'ı çizimlerimizdeki dekoratif objeleri modellemek için, o zor görünen modelleri modellemek için kullanıyoruz. Maya, gelişmiş 3 boyutlu modelleme, animasyon ve görselleştirme hizmetleri sunuyor. Karmaşık animasyonlar ve efektleri oluşturmak için ideal. Daha çok oyun tasarımı için kullanılan bir uygulama olsa da biz kendi animasyonlarımızdaki karakterler için bu uygulamayı kullanıyoruz.
Gelelim gerçekçi render ve görselleştirme yazılımlarına. Az önce de bahsettiğim gibi V-Ray ve Corona gibi render motorları çeşitli programlarla entegre çalışarak malzeme, ışık ve çevre ayarları sayesinde bizlere gerçekçi görseller sunabilirler. Bir diğer uygulamamızın adı Lumion. Lumion, hızlı görselleştirmeler ve animasyonlar yapmak için ideal bir programdır. Gerçek zamanlı render ve animasyon hizmeti sunar. Lumion'u biz çok tercih etmesek de hızlı çözümler için kullanabilirsiniz. Enscape, gerçek zamanlı render özelliğiyle tasarımlarınızı anında görselleştirmenizi sağlar. Revit, SketchUp, Rhino, Archicad gibi uygulamalarla entegre çalışır. Bu şekilde yaygın programlarda yaptığınız değişikliği anında Enscape içerisinde görebilirsiniz. Marvelous Designer benim de çok beğenerek kullandığım bir uygulama. Normalde tekstil ve kıyafet simülasyonu için kullanılıyor. Ancak biz iç mekanlarda gerçekçi kumaş ve döşeme detayları oluşturuyoruz. Koltukların üzerindeki kumaş kırışıklıkları, perde simülasyonları gibi diğer programlarda daha zor yapabildiğimiz kısımları burada çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Grafik ve sunum yazılımlarımıza baktığımızda ise Photoshop tabii ki bizim için olmazsa olmaz. Render sonrası sunumlarımız için görselleri uyguladığımız manipülasyonlarla gerçekten çok hoş görüntüler elde ediyoruz. Adobe Illustrator ise vektör tabanlı bir uygulamadır. İçerisinde rahatlıkla logolar ve tipografi çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Vektör tabanlı olması baskı sırasında çıkacak pürüzleri önler. Adobe InDesign ise baskı ve dijital yayıncılık için kullanılan bir uygulama. Ben çıktı alacağım sunum dosyalarını tasarlamak için bu uygulamayı kullanıyorum. Adobe Premiere Pro profesyonel bir video düzenleme aracı. Bizler de sizlere ürettiğimiz içeriklerimizi Premiere Pro üzerinden düzenliyoruz. Aynı zamanda şantiye videolarımızı, drone çekimlerimizi de buradan düzenliyoruz. Aldığımız animasyonların renk düzenlemelerini de Premiere Pro üzerinden yapıyoruz. Eğer video düzenleme konusunda profesyonel bir araç arıyorsanız Premiere Pro'yu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Adobe After Effects'i yine animasyonlarımızı düzenlemek için kullanıyoruz. Ancak buradaki düzenleme işlemi Premiere Pro'dan daha farklı. Hareketli grafikler ve görsel efektler oluşturmak için çok sayıda araç ve efekt sunar. Biz kendi animasyonlarımız için partikül efektler, ışık efektleri, duman efektleri, kamera hareketleri gibi animasyonumuzu zenginleştirecek olan efektleri projelerimizde kullanıyoruz. Sanal gerçeklik uygulamalarına gelecek olursak Unreal Engine'in aslında bir oyun motoru olduğunu biliyoruz. Ancak bunu mimaride gerçek zamanlı render ve interaktif sunumlar için kullanabilirsiniz. Projenizi sanal ortamda gezilebilir hale getirebilir. Severek kullandığımız başlıca uygulamalar bu şekilde. Sizler hangi uygulamaları kullanıyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.